Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda misafirimiz Asus'un bir adet laptopu. Bu laptopun benim açımdan şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hem globalde hem de ülkemizde kim incelese bayılmış. Abartmıyorlar da, gayet samimi görünüyorlar. Hani çok sevdik, bayıldık falan filan. Modelin ismi de arkadaşlar Asus ROG Strix Scar 17G733. Gelin isterseniz şimdi bir detaylara doğru inelim. Bakalım herkesin bayıldığı bu laptopta neler var. Gelin öncelikle bir tasarımıyla başlayalım derim sizlere. Hemen laptopun ön kısmında şuradan başlayıp böyle bütün önünü saran bir RGB aydınlatma var. Bu da böyle hani karanlıkta maranlıkta oyun oynuyorsanız ki klavyenin altında da RGB aydınlatmalar var. Oldukça karizmatik ve şık görünüyor. Bunun haricinde bir RGB'miz daha var arkadaşlar. Monitör kısmı menteşeli bir şekilde kasadan ayrılmış. Monitörün hemen alt kısmında şuradaki fan bölgesine denk gelen bir RGB'miz daha var. O da burada yanıyor. Yine karanlık ortamlarda gayet belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve hemen şurası bilgisayarın saydam açma kapama tuşu. Burada yer alıyor. Saydam dediğim yani böyle bir yarısı değil de dörtte birinin yarısının gibi bir şeyi bilgisayarın saydam. Açık yani, buradan görebiliyorum içini. Peki hani ölçü anlamında da söyleyeyim sizlere, genişliğimiz 38 cm, derinliğimiz 28 cm, kalınlığımız ise 2 cm. Teknik özelliklere geçmeden hemen önce şunları da belirteyim. Ağırlığımız 2 kilogram 700 gram kadar, yine bu kadar dolu bir bilgisayar için gayet iyi bir ağırlık. Tasarım olarak şimdi sağında solunda neler var onları da bahsedeceğim. Böyle arka kapağında yine RGB renklerle kuşatılmış, Covid saçtım bu arada laptopu. RGB renklerle kuşatılmış bir adet Asus logosu bulunmakta. ROG logosu, çok özür dilerim. Bu beğeni işi biraz göreceli bir şey ama yine böyle RGB süslemeli işte laptopları, oyuncu ekipmanlarını seviyorsanız bence sizi üzmeyecektir. Hani görüntü anlamında beni rahatsız eden, kaba görünen gerçekten gözüme hiçbir şey yok. Gelin gelelim klavye ve touchpad tasarımımıza. Touchpad oldukça geniş tasarlanmış. Klavyemiz optik mekanik. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Optik mekanik klavyelerin tepkime süresi bildiğimiz mekanik klavyelerden daha hızlı oluyor. Ve basım ömürleri, yani tuş basım ömürleri de 100 milyona kadar çıkabiliyor. Yani böyle bir avantajı var. Bunun haricinde touchpadleri son derece kullanışlı. Sonuçta bu bir oyuncu laptopu olarak tanımlanabilir. Klavye ile monitörün arasındaki alan dar tutulmuş. Onun yerine bileğinizi koyduğunuz alan geniş. Yani oyun oynarken buraya bileğinizi yasladığınızda hani alan gayet yeterli. Peki iz bırakıyor mu? Yani hani ufak tefek kullanımlarda iz bırakmıyor da hani şu an görüyorum ben orada iz bırakmış. Demek ki uzunca bir süre kullanınca ya da biraz elleriniz terlemeye başlayınca kasada çok rahatsız etmese de belirgin bir şekilde parmak izleri, el izleri belli oluyor. Bu arada klavyemiz optik mekanik dedik. Yine RGB bu arada arkadaşlar. Bu RGB'lerin hepsi adreslenebilir. Bilgisayarın içeriğinde yer alan Asus'un kendi programıyla bu renkleri dilediğiniz gibi kostümize edebiliyorsunuz. Ekran çerçevesi de benim bu zamana kadar gördüğüm laptoplarda en şık orana sahip. Gayet ince tutulmuş. Yine sistem üzerinde yer alan 4 adet hoparlörümüz mevcut. Bu hoparlörler şöyle arkadaşlar, hani iyi müzik dinlemekten ya da iyi ses almaktan kastınız yüksek volüm ise bu talebinizi karşılar. Yani gayet yüksek ses veriyor. Ama derdiniz soundsa benden geçer not alamadı. Onu söyleyeyim. Yalnız yine bir laptoptan bahsettiğimiz için benim gibi böyle bir müzik dinleme merakınız varsa zaten gidip farklı ekipmanlara farklı bütçeler ayırmanız gerekiyor. Ama sesi yüksek mi? Yüksek. Ekranımız 17.3 inç Full HD çözünürlüğe sahip, yani 1920'ye 1080'e kadar destekliyor. Gönül isterdi ki bu kadar dolu bir laptopta en azından 2K çözünürlüğe kadar çıkabilelim. Ama ona da şöyle bir şey var arkadaşlar. Arkasında bir adet HDMI portu var. Bu HDMI portuyla yani 4K'ya kadar görüntü aktarabilir. Ya ayrıca bir monitör bağlayarak, ama bu kadar dolu bir sistemde 1080p ekran beni bir tık üzdü. Ama üzerken 300 Hz'lik ekran tazeleme oranı ile birlikte de sevindirdi. Gecikme süresi 3 ms olan 300 Hz'lik bu ekranımız, özellikle FPS oyunlarına bir aşinalığınız varsa oyunu oynarken ciddi anlamda size farklı şeyler hissettirebiliyor. Oyun bayağı akışkan, yani 300 Hz çok güzel bir şeymiş, onu söyleyeyim. Peki hep oyun işte oyun şöyle oyun böyle dedik ama sonuçta bir laptoptan bahsediyoruz. Üniversite öğrencisi olduğunuzu varsayalım ve tasarım işleriyle uğraştığınızı varsayalım. Oyunda oynamayı sevdiğinizi varsayalım. Bu laptop sizin işlerinizi karşılayabilir mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. sRGB'nin %100'ünü kapsıyor renk skalası ama Adobe RGB'de %75'te kalıyor. Bu ne demek? Yani siz bu laptopla dijitale yönelik bir çizim yapıp ya da bir tasarım yapıp onu internette yayınlayabilirsiniz. Renklerde herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama o tasarımı bir kağıda basacaksanız ya da böyle bir işte yazıcılı bir cihazdan fiili bir ürüne dönüşecekse %75'lik renk skalası sizin için çok uygun değil. Şimdi gelelim ufak tefek giriş çıkışlara. Bir durum var, yani üzerinde bir tane 3.5 mm'lik kulaklık girişi var fakat bu combo, yani hem mikrofonunuz hem de kulaklığınızı bu port üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Hemen o portun üst kısmında 2 adet USB bağlantı noktası var. Yani sol tarafında hiç USB yok. Arkasında bir tane USB, işte adaptörü takabileceğiniz güç bağlantısı, Ethernet kablosu girişi, HDMI, bir tane Type-C, bir de burada az önce söylediğim gibi bir adet USB bulunuyor. Yani toplamda arkadaşlar 3 adet USB portu var. Bu da bana soracak olursanız bu kadar canavar bir makinede eksik kalmış. En azından şu tarafa da bir 7-8 tane koysalardı benim için yeterli olurdu yani. Adaptör kısmına geleyim. Firmanın vermiş olduğu bilgilere göre ise adaptörü takılı değilken 12 saatlik bir medya oynatma imkanı sunuyor sizlere. Yani bir şey izleyebilirsiniz. Yani makineyi çok kasmadan 12 saat kadar takılabilirsiniz diyorlar. Ama iş oyuna geldiğinde bence bu oran rahat rahat 1.5-2 saate düşer. Şimdi işlemcimizden devam edelim. İşlemcimiz AMD Ryzen 9 5900HX serisi arkadaşlar. Şimdi burada bir karıştırma olabiliyor. Bu 5900X değil, HX. HX AMD'nin mobil cihazlarda kullandığı bir işlemci. Performans anlamında bir eksiklik var mı? Yani hayati bir eksiklik yok ama en kaba olarak şöyle söyleyeyim. 5900X'lerde 12 adet çekirdek bulunurken 5900HX'de 8 adet çekirdek var. Frekans anlamında ise bilgisayarda yer alan işlemcimiz, yani fabrikasyon verilerde 3.3 GHz'e kadar çıkabiliyor ama boost basarsanız, ki yine yazılım üzerinden bunu yapabiliyorsunuz, 4.6'lara kadar rahat rahat çıkarıyor kendisini. Ekran kartı anlamında ise Nvidia'nın GeForce RTX 3080 serisi bulunuyor içerisinde. Bu ekran kartı arkadaşlar 16 GB'lık DDR6 RAM'lere sahip 256 bitlik bir ekran kartı. Yani bu ne demek oluyor? İşte hem size rahat rahat oyunlarınızı oynatır, hani çok böyle aman tanrım oyunu oynayamıyorum gibi duruma düşmezsiniz, zaten 3080'den bahsediyoruz. Hem de render gibi işler yapıyorsunuz. 256 bitlik değeri sayesinde yine sizi üzmeyecek bir iş makinesine de anında tık diye dönüşebiliyor. Hatta biz bir örnek olması açısından toplam 6 dakikalık yaklaşık 650-700 MB'lık bir videoyu renderladık. Yanlış hatırlamıyorsam 1 dakikadan daha kısa sürede makine onu çıkarabildi. RAM kısmımıza gelelim. RAM'ler arkadaşlar üzerinde 2x16 şeklinde konumlandırılmış, toplam 32 GB RAM'ler. Bu RAM'ler 3200 MHz frekans değerine sahip. Dilerseniz RAM'leri 64 GB'e kadar yükseltebiliyorsunuz ama 64'ün üstü yok. Maksimum 64'e çıkabiliyorsunuz. Depolama anlamında ise 1 TB'lık SSD'miz mevcut kasanın içerisinde. Bu SSD M2 bu arada arkadaşlar. Hem okuma hem de yazma hızı anlamında gayet başarılı bir SSD olduğunu belirteyim. Şimdi gelin isterseniz kendisini bir oyun testine alalım. Bakalım oyunlarımızda nasıl değerler almışız. Şimdi oyunlarımızı izledik arkadaşlar. Aldığı FPS değerlerini de gördük. Monitörümüz 300 Hz olduğu için 3 tane FPS oyun tercih ettik. İşte CSGO, Valorant ve Apex Legends. Bir de GTA 5'i adetten oraya koyduk arkadaşlar. Hani bu oyun testi meselesini çok uzun tutmak istemedim. Birincisi hani kartın zaten her yerde RTX'li oyunlarının testi var. Biz hani benim için daha önemli gördüğüm şey kompetitif, yani rekabetçi oyunlarda ne kadar bir FPS değeri verdiydi. Onu da size aktardığımızı düşünüyorum diyeyim. Gelelim fasulyenin faydalarına. Oyunumuzu oynadı. Bu makine ısınıyor mu? Fan sesi nasıl? Valla arkadaşlar ısınıyor. İçinde bulunan donanımlara göre bir tık daha rahatsız etmeme seviyesinde gibi ama laptoptur, ısınır, yapacak bir şey yok, onu söyleyeyim. Fan sesi meselesine geleyim. Fan sesi de yine aynı şekilde laptoptur, günah yoktur arkadaşlar. Eğer çok kastırırsanız kendisi de diye çalışmaya başlıyor. Zaten hani bu tarz ürünlerde bu kadar güçlü donanımlı laptop alan arkadaşlar zaten bunun farkında olmalılar ya da en azından bunu bilmeliler acilen. Önemli bir ayrıntı sertifikası var, cihazın Wi-Fi 6 sertifikası var arkadaşlar. Biz de yayın sırasında zaten kablolu bağlanmadık. Yine hiçbir internet drop'uyla da karşılaşmadık. Artık ufak ufak sonuca doğru gidelim. Bir bilgisayarın içerisinde bir kendi yazılımı var arkadaşlar. Yazılım sayesinde bilgisayarın ıcığını cıcığını görebiliyorsunuz. O ekranda tasarımı da şık olmuş. Hani Asus'a yakışmış yani. Bir de üzerinde NFC bir anahtar var arkadaşlar. Şurada kırmızı, bunu alıp takabiliyorsunuz kendinden. Bunu da yine aynı yazılım üstünden yazılıma kayıt olarak işte programlayabiliyorsunuz. Ne bileyim, anahtarı çıkardığımda şu dosya açılmasın, taktığımda bu dosya geri gelsin gibi kendinize göre makroları oraya yazabiliyorsunuz. Peki fiyatı ne? Benim orta değerim 35 ile 40K arasında görünüyor ama 29'lara da 30'lara da piyasada bulunabilir mi? Bulunabilir gibi duruyor diyorum ve bu videomun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bitti videomuz. Hoşça kalın.